Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün de şöyle ufak bir bilgi videosu yapayım. Arkadaşlar çok uğraşıyorlarmış. Bit olayını çözemedik diyorlar. Yani bit olayı çözülse de tekrarı geliyor. Bunun 6 ay kesin gelmemesi için mesrol ilaç almanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da bulmak zor. Yani ben kendime buldum. Samsun'dan bir yerden getirttirdim. Burada da Kandıra'da veteriner bir arkadaş var. Kandıra değil, Ferizli'de. Barış isminde bir veteriner var. 1500 liraya satıyormuş arkadaşlar. Ben 2250 liraya aldım. Yani 2500 lira dediler. 2250 liraya Samsun'dan getirttirdik. İlacı da göstereyim arkadaşlar. İlaç bu. Mesrol denilen sülük ilacı bu arkadaşlar. Şöyle görün. Bu orijinali. Bir de bunun sahtesi var. Orijinali şudur arkadaşlar. Grubu yazar. Bu başta. Şunu görüyor musunuz? Orijinal ilaç bu. Grubu yazar arkadaşlar. Size sahtesini de göstereceğim şimdi. Şunlar iki tane çekilmiş telefonda. Görüyor musunuz? Bu sahte olanı bu arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? İraç grup yazıyor. İraç grup. Bu sahtesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Orijinal olanı da şu. Sadece grubu yazar. Ona göre aldanmayın ilaç alırken. Orijinali bu. Zaten bunun fabrikası kapandığı için böyle pahalı. Normalde şeyini okudum arkadaşlar. Şu ilacın satılış şeyi 260 lira. 260 lira ama olmadığından dolayı fabrikası da kapandı ama gerçekten bitleri öldürüyor. Ben size alacaksanız alıp almamanız ilgilendirmiyor beni. Ben veterinerin kendisini bile tanımam. Arkadaşım birinden telefonunu aldım. Şeyini aldım. Size buraya yazıyorum. Elinde vardır yoktur onu da bilmiyorum. 1500 liraya veriyormuş. Telefonu bu arkadaşlar. Veteriner Barış. Barış'mış ismi. Ferizli'de. Telefon numarası da 0538-435-8157. Bu ilacı bu temin ediyormuş. Bu da kendisinde yok tabii. Başka yerden alıyor. Artık nasıl gönderecekse veya o size telefon numarası verir. Ben arayıp hiç görüşmedim. Burada Murat Sırtlı diye bir kardeşimiz var, arkadaşımız. O da gerçi bir kanal açtı. İstersen onun kanalından da sorabilirsiniz. Ben sırf bu ilacı atabilmek için şu makineyi aldım arkadaşlar. 1000 lira da şu makineye verdik. Onu topladık bakalım. Bu ilacı deneyeceğiz şu an. Buraya da bir kardeşimiz gelmiş. Kenan kardeşimiz. Hoş gelmiş. Bu da ilaç diyor çok pahalı diyor. Bitler yaşasın ilaç kalmasın diyor ama olmaz. Bitler oldu mu hayvanları şey yapamıyoruz. Şimdi bu deneyeceğiz bu şeyimizi. 12 saat şarjda tuttuk, şarjlı bu arkadaşlar. Buna bir, burada birileri dolaşıyor ama. Ümmet sen mi dolaşıyorsun? Ben dolaşıyorum. Hayırdır ya, sen tamir etmiyor musun buralara? Tamir ediyorum abi, nereden yapmışsın? Neyi kontrol ediyorsun kardeşim? Alttan bakıyoruz nereden. Ya bu Ümmet Usta, inşaat ustası. Bizim kirebitleri yukarıda elemeye geldi. Biz video yaparken bu burada kurnazlık yapıyor herhalde. He? Hem bakıyoruz nereden akıtmış. Ha nereden akıtmış. Ha şimdi onu ben sana göstereyim. Doğru diyorsun. Şuradan bak. Görüyor musun? Burada beyaz damlalar var. Şurada burası nereye geliyorsa. Omuzun üstü. Omuzun üstü. Tamam yani. Böyle. Şuralardan da ama oralardan hiç damlatmadı. Sadece buradan damlatıyor. Vallahi onu görmedim buralara damladığını. Olabilir de. Artık çıktığın zaman sen kontrol edeceksin. Biz şu bit ilacını şey yapıyoruz, arkadaşlara da tanıtıyoruz. Bugün bu işi de halledelim. Çok soranlar var. Gerçi ben yağ attım, yağladım. Bakın yani kümeslerde bit yok. Ama 10-15 gün geçtikten sonra tekrarından o lavralar, yumurtalar çıkıyor herhalde. Tek tük yine başladı. Bunun tam çözümü mesrol ama onun da fabrikası kapandı. Bilemiyoruz. Öteki caniper olsun, mombit olsun bunlar artık fayda vermiyor arkadaşlar. Şimdi şuralarda zaten bitlerimiz yapışık kalmışlardı. Bak yine de görülüyorlar şuralarda bakın arkadaşlar. Şöyle. Bunlar ölü bitler.
Yani bunu yağladığım zaman yapışıp ölüp kalmıştı. Bunlar değil, bak şu tarafta var. Dışarıdaki kümeslerde daha çok var. Şimdi bu kümeslere dair bu ilaçtan atacağız, bir görelim. Kenan, sen şuna telefonu alacaksın, beni çekeceksin. Yalnız şuralardan tutacaksın. Şu iki şeye basmıyorsun, kapatır. Onlara basmıyorsun. Kapatır videoyu, anladın mı? Şunlara basmıyorsun. Şimdi şuradan bir su alalım. Şu pompayı önce bir deneyelim. Arkadaşlar, bu şeyi yeni aldık. Hepsi detaylı. İlk önce su koyacakmışız. Onu yani size de gösteriyorum. Evet arkadaşlar, buraya suyumuzu koyduk. Sonra bunu kapatalım. Bunu niye yapıyoruz? Bunun içinde hava kalmasın diye aldığım yerden öyle söylediler. 2 senede garantisi varmış. Buraları açıyoruz. Burada. Evet, atmadı. Demek ki bozuk bu. Ya da biraz bekleyecek mi, onu da bilmiyorum. Müşte mandal falan yok değil mi abi? Açma, ucunu çevirme falan gibi bir şey. Yok. Buradan bakarız. Maalesef bu büyük bir ihtimalle bozuk. Makineyi satmışlar arkadaşlar bize. 2 sene garantisi var. İyi ki burada şeyde de videoda da arkadaşa gösterebiliriz. İlacımızı bugün atamayacağız demek ki. Şöyle bir şeyi durduralım. Evet arkadaşlar, bunu gittik sıfır almıştık, bir türlü çalıştıramadık. İşte görmüştünüz, bunu ilacı atacaktık, sıfırdan aldık, yerine gittik. Bunun garantisi var tabii, 2 yıl. Arkadaşlar, bu hortumda hava varmış, tabii biz onu bilemedik, havadan dolayı çalışmıyormuş. Şimdi bu şekilde bu sıfır makinamız, buradan açıyoruz. Evet. Buradan açık, şuradan açıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar atıyor. Görüyorsunuz. Çok uzaklar, şöyle içinde su var, bak şu. 3 metreye kadar atabiliyor arkadaşlar bu. Ben makineyi göstermek için şey yapmıyorum size arkadaşlar. Kümesleriniz yani uzak olursa, kümesleriniz uzak olursa iyi atabilirsiniz diye.
şey yaptım. Bu makineyi de kendime sıfır aldım. Elle uğraşmaktansa bundan atalım dedik. Bu Mesrur ilacını gösterdim size. Mesrur ilacını gösterdim. Orijinalinde grubu yazıyor. Ötekisinde de o sahtesinde de ötekini gösterdim. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Yani ben size şeyini gösteriyorum. Uygulamalı. Görün. Nasıl olacağını diye şey yapın diye uygulamalı gösteriyorum. Bunu önceden kuru atıyorduk arkadaşlar. Önceden kuru atıyorduk. Tabi o zaman ucuzdu. 350 liraya falan alıyorduk. Bol bol atabiliyorduk. Şimdi sulandırıp atıyoruz. Çünkü burada Kandıra'da Ferezli tarafında işte telefon numarasını verdim size. 1500 lira olmuş ama ben 2500 liraya yani 2250 liraya geldi bu bana. Şimdi şu şekilde bundan fazla değil arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı görüyorsunuz. Bir çay bardağı şunun içine koyarsanız şöyle şuradan bir gazete var mı oralarda? Ver bakayım yani ziyan olmasın. Bu altın değerinde oldu artık. Tamam da önemli değil. Altın değerinde oldu. Dökülen tozunu bile almamız lazım. Şu şekilde bunun içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu buna yeterli. Yani şöyle bir bidon bir şeye yeterli arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Çarkalıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu tamamen şu şekilde erisin diye, şeyin gözeneklerini kapatmasın diye bu şekilde çarkalıyoruz, eritiyoruz. Çünkü 6 ay atmayacağımız için isterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ama siz bilirsiniz. Ben koyacağım. Çünkü bitler tamamen temizlensin. Bizi çok yordu bunlar bu yıl. Gerçi suyla yağ yapmıştım gördünüz. Bit kalmadı, temizlendi. Gerçekten temizlendi ama lavrayı öldürmüyor arkadaşlar. Lavrayı öldürmediği için 15-20 gün sonra tekrarından tek tük bit olmaya başlıyor. Ondan dolayı bit olmasın diye bu mesrolü bulduk arkadaşlar. Fabrikası kapandığı için çok pahalı. Ondan dolayı siz artık alırsınız, bulursunuz onu bilemem. Bu kalanı da ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir cam kavanoza. Şöyle bir cam kavanoza. Koyacaksınız. Yani ilacınız ziyan olmasın diye ben size her türlü şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bunu böyle cam kavanoza koymazsanız tamam mı arkadaşlar? Hava alır. Hava aldığı zaman da ilacın özelliği kaybolur. Bunu böyle koyduktan sonra şöyle bir naylon parçası hava almasın diye şöyle bir naylon parçasını da böyle üstüne geçirip sıkıca sıkacaksınız. Bu hava almayacak arkadaşlar. Bu ondan sonra kullanacağınız zaman buradan devam edersiniz. Bu kalanını da ben sonradan tekrardan şey yapacağım. Siz şey yapmayın diye, beklemeyin diye uygulamalı göstereceğim için şuradan ilacımızı makineye dökelim. İlacımızı makineye döküyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunun üzerine döküleni de yine şuraya şey yapalım ki akarsa tabii. Pek de dökülmemiş. Şimdi derken bunu ne yapıyoruz? Bunu atmıyoruz. Bunun içinde yine boya ilaçlı şey kaldı. Şu şekilde çeşmenin yanına gidip şu kapağı al gelirken çeşmenin oraya gidelim. Bugün hava
sıkıntılı arkadaşlar, sıcak. Şimdi arkadaşların çoğu devamlı bitten şikayetçi, yine şey yapıyorlar. Ne olursa olsun dedik. İlacı bulabildik, size hem gösterelim dedim. Hem kendi bitlerimizden de kurtulmuş olacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar, ilaç içinde daha ne kadar kaldığı için köpürüyor. Tesirli şeyi var. Ondan dolayı bidonu bir sefer daha bu şekilde su dolduracağız. Hem bidonumuzu doldurmuş olacağız. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? İlacın tesiri ne kadar fazla. Aslında bir tanesi yetiyordu. Bir tanesi yetiyordu ama yine de şey yaptık. Şeyi doldurana kadar durdurabilirsin. Çıksın. Bastık, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bidonumuzu doldurduk. Bu zaten suyla çalkalanmıştık. Şimdi bunu kapatıyoruz. Arkadaşlar, bu ilaç zararlı bir ilaç. İnsan vücuduna biraz zararlı. Yani maske takıp atmanız gerekiyor. Kollarınızı kapamanız veya üzerinize bir tulum çekmeniz gerekiyor. Ondan dolayı ben şimdi üzerime uzun kollu, hava sıcak olmasına rağmen uzun kollu gömlek giyeceğim. Şunu çıkartayım. Maskemizi de takalım. Hem terimizi silelim şöyle, hem uzun kollu gömleğimizi giyelim. Bu sıcakta uğraşıyoruz arkadaşlar. Hem kendim işimi de görmüş olacağım, hem de size yardımcı olacağım. Şöyle tulum olsa serin de atsanız tabii daha iyi. Ben her zaman şey yapamıyorum. Bugün işte biraz müsaittim. Hemen buradan bunları kapattık. Bunu da kapattık. Orada eldiven var mı? Var. Eldivenleri de getir. Bir saniye. Bir saniye. Şu maskemi de takayım. Bunlar da bizim köyün gençleri. Sağ olsunlar, bana yardıma geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi ilacı biz atalım dediler ama şimdi onlar beceremezler diye, çünkü hiç yapmadıkları için kendim atmayı daha uygun buldum. Onlar ilerleyen zamanlarda onlara da bir işler çıkartacağız bakalım. Bizim buranın insanları iyidir. Yardımseverler. Evet arkadaşlar. Şimdi kendimizi korumaya aldık diyelim. Korumaya aldık. Eldivenlerimizi de giydik. Şimdi en son şapkaya sıra geldi. Takıp takmamamız o kadar önemli değil. Burada bu şapkada 6 aydır duruyor. Bakalım tozu çıkacak mı? Evet, bayağı bir tozlanmış. Evet. Şimdi bunu da taktık. Gözlüklere gerek yok. Şimdi şunu sırtıma kaldırma yardım edeceksin. Şöyle. Kaldır bakayım. Kaldır yukarıya doğru. Şunu şöyle alayım ben. Bu taraftan da alayım. Şuralarda yapacağız. Yerleri var. Dur. Şimdi de bu tarafa. İndir aşağıya bakayım. İndir. Tamam. Evet. Şimdi bu kolu da ver bana. Şimdi bu çalıştırma yeri arkadaşlar. Buradan bunu çalıştırıyorum. Evet. Şu içindeki tası alır mısın?
parayı da ilaçlayalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Hiç kümesinin içine girmeye gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, kümesinin içine girmeye gerek yok. Uzaktan her yerini ilaçlayabiliyor. Gerçi buralarda bitiyor ama lavralar kalmıştır diye buraları ilaçlamıştık. Şunun içinde de bir kova alacak. Onu da dışarıya al. Onu da al dışarıya. Geriye doğru al. Şu buğdayı da çek. Tamamdır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kolluyla uğraşmaktan çok yorulmuştum. Evet, bunları artık sık sık ilaç yapabiliriz. Çok rahat. Basit. Arkadaşlar bu şey ilaç lavrayı da öldürüyor. 60 gün zaten hayvan koymayın diye yazıyor ama onun bir zararı olacağını zannetmiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Bunun geçerlilik süresi herhalde 24 gün falan. Sülük şeyi olduğu için bitin yumurtasına kalana kadar öldürüyor. Ondan dolayı hiç bit kalmayacak arkadaşlar. Şimdi buraya ben bu 4 kümesi niye yaptım? Burada şimdi öbür kümeslerimizde şöyle o tarafa doğru çek. Kümesleri çek oğlum. Kümeslerimizde hayvanlar var. Bu hayvanlar şimdi bunun içi dolu olduğu için bu kümesleri atamıyoruz. Şimdi bu 4 kümesi ve dışarıda da 10 göz ilaçlayacağım. Öbür göz kümeslerimiz de var. Onları da ilaçlayacağım. Ondan sonra buradaki hayvanları yarın buradaki hayvanları bu boş kümeslerimize koyup bu kümeslerimizi de ilaçlayacağız. Bir daha inşallah 6 ay bit görmeyeceğiz. Bir sene görmeyeceğiz arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Şöyle çek. Şuradan gel şöyle bak. Şuradan güzel görünüyor. Hava güneşli olunca arkadaşlar yavrularımız da kendilerini gösteriyorlar. Evet arkadaşlar gel bakalım. Sen şu tasları buralardan alırsan dışarı onları bu tarafa doğru al koy. Bunun içindekileri de al.
yakından çek bakayım. Nasıl? Görüyorsunuz arkadaşlar, şöyle şey yaptığımız zaman hiç boş yer kalmıyor. Her yerini ilaçlıyor. Gel, ne oldu? Her yerini ilaçlıyor arkadaşlar. Hiç boş yer kalmıyor. Gerçekten çok mükemmel bir makineymiş. Şimdiye kadar almış olsa daha iyi olurmuştu. He, ne oldu dayı? Sen de balyoz mu? Balyoz. Evet. Var, şuraya gir. Bak şurada tavuklar dövüşmeye başladı. Hiç olmayacak bir şey. Onları çek bakayım. Yürü yürü. Bir bakalım nasıl. Niye dövüştüler bunlar? Yavruyu korkuttu. Yürü bakayım öbür yavruyu. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Yavrumuz da tuttu. Tavuğa tuttu. Bakalım sistemi şeyi nasılmış hep beraber. Yavrularımızı görelim. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Ufak yavrularımız. Tavuk, kalp tavuk, tecrübeli tavuk. Bakalım yavru ne yapacak ona? Kaçırdı. Evet, kaçırdı tavuğu. Kaçmadı, vazgeçti. Kartal gel sen bu tarafa. Tavuk kaçtı, herkes rahat etsin. Tamam, tavuğumuz kaçtı arkadaşlar. Evet, böyle hayvanlar arada bir dövüşüyorlar. Eğer burada olmazsan, uzun sürerse birbirlerini telef ediyorlar. Biz de buradaydık, sıkıntı yok. Orada yine tuttular herhalde. O tavuk buradan çıkan tavuk herhalde, ondan dolayı. Oraya basarsan kapanır oğlum. Şuraya ilaçlayalım. Evet, buradan sonra dışından da ilaçlayalım ki ilaçlanmamış yeri kalmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördünüz bu kümeslere daha 6 ay bit uğramaz. Evet, şu kümese de atalım. Gel oğlum, bu hayvanlar gene burada dövüşüyorlar, devam ediyorlar. Gel bakalım. Hava sıcak. Bunlara bak. Yanmış hayvanlar. Çek buradan. Kümesimizi de ilaçlayalım. Evet, bu kümesimizi de kurtardık arkadaşlar. Şöyle şuraya gel bakalım.
kapıyı çekerek sana doğru ha. Çek. Bak. Bak Allah Allah, ne oldu bugün bunlara ya? Beraber gezen hayvanlar. Güneşten, havanın güneşinden birbirlerine hırs yaptılar. Bunlar neden yaptıysalar. Şunlara bak, şunlara. Vay eşeklere bak ya. Gel, gel bakayım. Gelin bakalım, birinizi ayıralım şöyle. Evet, şimdi Evet arkadaşlar, şuralara da atalım da belki buralarda da olma ihtimali varsa. Görüyor musunuz arkadaşlar? 3-4 metre uzağa atabiliyor. Çok mükemmel bir makine. Bugüne kadar almadığıma pişman oldum. Hep kolluyla böyle uğraşa mahvoluyorduk. Kümesleri bak çabucana halletmiş oldum. Şimdi şurada iki kümesim daha var. Onlara da atayım. Zaten bu ilaçla herhalde anca oraya yeter. Ondan sonra bu şekilde uygulamalı gösteriyorum. Yani hangi ilacı atarsanız atın, bu şekilde uygulamalı atın. İçinde tabii hayvan olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Kaç çıksın. Ya gene mi kavga ediyorlar orada? Allah Allah. Bugün ne oldu bunlara ya? Evet, makinamızda ilaç herhalde bitti sayılır. Şeylere de atalım da içindekiler bitsin. Gel bak. Şu yavrumuzu çek bakalım şöyle. Yaptır. Evet, dışarıda gezen hayvanlarımız daha sağlıklı, daha pırıltılı oluyor. Evet arkadaşlar, bu kollu makine vardı. Bu da var, bu da duruyor. Bununla da ot ilacı falan atarız artık herhalde.
beni kollan çalışa çalışa hep yoruyordu. Bu makine gayet güzel oldu. Şu içerideki kümesimize de atalım da. İlacı bitirelim yani en azından. İçeriye girince kapıyor. Hava şey yapmaz. Evet. İlacımız bitmiş arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ilaçlamayı yaptık. Burada iki kümesimiz, burada bir kümesimiz kaldı. Gel bakalım. Kapıyı bakalım. Gerçekten ben de yoruldum. Hava sıcak. Fazla şeye gerek yok arkadaşlar. Bit ilacını bu şekilde uygulamalı atarsanız daha sağlıklı olur. Yani herkes bizim bir makinesi vardır. O önemli değil tabi. İsteyen istediğini atacak. Bit ilacı, bitin hiç kalmamasını istiyorsunuz. Mesrolü bulacaksınız arkadaşlar. Bir sürü şey denedik. Evet, yağ sürdük. Yağ 10-15 gün gerçekten hiçbir tane bit görmedik ama altından gelen lavralar yine yumurtluyor. Yine yavrular çıkıyor, tek tük oluşuyor. Ha ne olur, yoğunluluk kalmamış oluyor. En azından azaltıyoruz. O ucuza geliyor, bedava gibi. Ama bu da çok pahalı bir ilaç. Benden söylemesi. Herkese hayırlı günler kardeşim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın inşallah.